Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kutsak Kitap Bölüm 4. Hastaneden taburcu olmuş ve nihayet evime gelebilmiştim. Annem beni hemen duşa sokup kendi elleriyle yıkamış, üzerimi giydirip saçlarımı kurutladıktan sonra yatağıma yatırmıştı. Murat ise işi çıktığı için gitmek zorunda kalmıştı ama yarın geleceğine dair söz vermişti. Maalesef o geldiğinde karşısında olan kişi ben olmayacaktım. Hastanede ilaçlar yüzünden o kadar çok uyumuştum ki uykum bir türlü gelmiyordu. Kardeşimle sohbet edip onunla biraz vakit geçirirken bile aklım gece olacaklardaydı. Annem bize süt ve kuru üzümü kek getirdiğinde ikisine sımsıkı sarıldım. Onlar bugün yaşadıklarım yüzünden sarıldığımı düşünseler de ikisine de sessiz bir veda etmiştim. Saat 11'e geldiğinde annem ve kardeşim uyumak için odalarına gittiler. Bense gece lambamın yanında odamda tedirgin bir halde etrafıma bakıyordum. Odada yalnız olmadığımı bilmek beni çok tedirgin ediyordu. Onların Zebra'nın kabilesinden olduğunu bilsem de korkuyordum. Bundan kısa bir süre öncesine kadar varlıklarından bir haber yaşarken şimdi onlara hüküm edecek olmak normal bir insan için fantastik bir hikaye gibiydi ama benim için hayatımın gerçeğiydi. Telefonumu elime alıp sosyal medya hesaplarımda gezindim. Damla'nın mesajlarına yanıt verip kafamı dağıtmak için YouTube'a girdim. Trendlerdeki videolara bakarken karşıma cinlerle ilgili bilgiler veren videolar çıkmaya başlayınca hiçbirini açmadan YouTube'u kapadım ve saate baktığımda Yunus'un gelmesine çok az bir süre kalmıştı. Zor da olsa yatağımdan kalkıp incinen bileğime çok yüklenmeden gardırobumdan küçük bir çanta çıkardım ve dikkat çekmeyecek kadar eşyayı yerleştirdim. Üzerime giyinip son hazırlıklarımı yaparken odamı kaplayan siyah dumanlı gölgeyle vaktin geldiğini anladım. İçimde hiçbir duygu hissedemiyordum. Hissizlik damarlarıma işleyen bir morfin gibi tüm duygularımı devre dışı bırakmıştı. Çantamı elime alıp Yunus'a doğru bir adım attım ve odama son bir defa bakıp gözlerimi kapadım. Dumanın bedenimi sarmalamasına izin verdim. Ben babasının kurban seçtiğiydim. Kaderimi değiştirmek zorunda kalandım. Ve kendime yeniden söz verdim. Benden değişmemi istedikleri kaderi onlardan geri alacaktım. Her yer karanlıktı. Üşüyordum. Ve ölesiye korkuyordum. Yunus beni gece yarısı gelip evimden aldı ve birlikte Zebra'nın olduğu köye doğru yola çıktık. Zebra beni Ateş Hoca'nın bedeniyle karşılamıştı. Bunun neden yaptığını sorgulayamayacak kadar beynimin içi cevapsız soruyla doluydu. Bana ne olacaktı? Şimdi ne yapacaktım? Bu sürecin sonunda gerçekten hüddam olabilecek miydim? Bu sorular aklıma esir alırken Zebra'nın önümden yürüyüp girdiği evin kapısından ben de girdim. Evin girişinden itibaren duvarlarda Arapça ve bilmediğim dillerde yazılar yazıyordu. Uzun koridorun sağında iki, solunda iki, tam karşımda bir tane oda vardı. Korku dolu bakışlarımla etrafımı incelemeye devam ederken soldaki iki odadan gözleri kapkara ve kara çarşaflı bir kadın hızla çıkıp bana doğru gelmeye başladı. Korkuyla Zebra'nın kolumdan tutup durduğumda beni arkasına aldı ve kara çarşaflı kadına sinirle anlamını bilmediğim dilde bir şeyler söyledi ve kadın hızla geldi odaya geri döndü. Zebra bana doğru dönüp elleriyle kollarımdan tuttu ve gözlerimin içine bakarak konuşmaya başladı. Ne olursa olsun yanından ayrılmayacağım Ebrar. Seni korumakla görevliyim. Gözlerim ateşin her rengini barındıran gözlerin içinde kaybolurken ona güvenip güvenmemem gerektiği hakkında içimde küçük bir savaş veriyordum. Hoş geldin kızım. Duyduğum sesle korkuyla arkama döndüğümde benden çok az uzun, gri sakallı, esmer tenli, şalvar giymiş bir adam bize ciddi bir ifadeyle bakıyordu. Kendim bile zor duyduğum bir sesle "Hoş buldum." dedikten sonra bu kişinin Mustafa Hoca olabileceği aklıma geldi ve onu takip ederek bir odaya girdim. Odanın dört bir yanı sedirlerle çevriliydi. Kapının sol yanında büyük bir kitaplık vardı ve içinde sayamayacağım kadar çok kitap vardı.
Gedirlerin ortasındaysa büyükçe tahtadan yuvarlak bir masa vardı. Duvarlar beyaz renkli ve üzerlerinde koridordaki yazılardan vardı. Otur kızım, ayakta kalma. Sımsıkı tuttuğum çantamı sedirin üzerine koyup bağdaş kurarak oturdum. Zevran hemen yanıma otururken Mustafa Hoca sol çaprazıma oturmuştu. Babam benim en yakın dostlarımdan biriydi. Birlikte çok işler yaptık. Onun bu ani ölümüne ben de çok üzüldüm kızım. Yeniden başın sağ olsun. Bakışlarımı Mustafa Hoca'dan kaçırıp teşekkür ettim. Babam konusunda kalbim ikiye ayrılmıştı. Bir yanım babamı deli gibi özlüyor, ne olursa olsun onu hala çok seviyordu. Ama diğer yanım babamdan öylesine nefret ediyor, bu yaşadıklarım sorumlusu olduğu için onu hiçbir zaman affetmiyordu. Babanın sana el vermesiyle artık onun elini sen devam ettireceksin kızım. Buna gerçekten hazır mısın? Yaşayacağın şeyler çok kolay olmayacak. Eğer ki aklına ve iradene sahip çıkmazsan delirirsin. Ömür boyu musallata uğrayabilirsin. Bir tek sen değil, ailen, sevdiğin herkes de seninle aynı şeyleri yaşar. Zevran ve babam bana bunların olabileceğinden bahsetmemişlerdi. Gözlerim korkuyla açılırken sinirle bakışlarımı Zevran'a çevirdim. Ne? Ne delirmesi? Ne diyor bu hoca Zevran? Ne sen bana bunların olabileceğini söyledin, ne de babam mektubunda yazdı. Siz beni nasıl bir oyun için attınız böyle? Bir an önce buradan gidip annemin kolların arasında güvende olmayı istiyordum. Babamın mirası da, Zevran'ın da canı cehennemeydi. Çantamı alıp hızla ayağa kalktım. Benimle birlikte Zevran da ayağa kalkıp önüme geçti ve beni kollarından tutup durdurmaya çalıştı. Ama benim artık durmaya hiç niyetim yoktu. Bırak beni, gideceğim. Yalan söylediniz. Beni oyunuza alet ettiniz. Bırak beni. Bırak. Zevran'ın gözlerindeki ateş tüm bedenimi sardı ve Ateş Hoca'nın bedeninden kendi bedenine dönüşmeye başladı. Beni kollarından tutup resmen duvara fırlattı ve kendiyle duvar arasına sıkıştırdı. Grimsi kan sızan bedenin içinden çıkan bir yılan boynuma dolanıp beni nefessiz bırakana kadar sıkmaya başladı. Yeter artık Ebrar. Bu çocuk oyuncağı değil. Sen hütlamız olmayı kabul ettin. Anlaşmayı yaptık ve bundan geri dönemezsin. Nefes alamıyordum ve gözlerim kararmaya başlamıştı. Yılan zehirli dilini her an ısıracakmış gibi bedenimde gezdirirken Zevran kollarımı biraz daha sıkarak yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Eğer vazgeçersen baban kıyamete kadar büyük azap çekip işkenceler görecek. Ben ve tüm kabilem öleceğiz. Ve sen, sevdiğin herkes musallata uğrayacak. Aklınızı kaybedecek, en sonunda canınıza kıyacaksınız. Bunu mu istiyorsun? Hala gitmek istiyorsan seni ben bile tutamam. Çaresizliği iliklerine kadar yaşayabilir mi insan? Eli kolu bağlı kaderine boyun eğdiğinde savaşmadığı için hep mi haksızdır? Boynuma dolanıp beni nefessiz bırakan yılan hızla Zevran'ın açık yaralarının birinden girip gözden kaybolurken Zevran da kollarımı serbest bırakmıştı. Olduğum yere çöküp hıçkırarak ağlamaya başladım. Babama, kaderime, yaşadıklarıma, yaşayacaklarıma ve yaşayamadıklarıma kızıyor, isyan ediyordum. Ne kadar o halde kaldım bilmiyorum. Zevran ve Mustafa Hoca bir süre sonra odadan çıkmış ve bir daha geri gelmemişlerdi. Gözyaşlarımı elimin tersine silip cenin pozisyonunda mindere uzandım. Gözlerim uykusuzluktan ve ağlamaktan acımaya başlamıştı. Her gelen gözyaşım iğne gibi batıyordu. Nişanlım, annem, kardeşim, arkadaşlarım bir an olsun aklımdan çıkmıyordu. Babam, onu düşünmek bile artık ruhum ve kalbime en büyük azap olmuştu. Birkaç saat önce ona dair içimde güzel olan ne varsa uçup gitmişti. Gözlerimi kapattığımda Zevran tam anlamıyla o vahşi görüntüsüyle yeniden baş başa kaldım. Bana neredeyse zarar verecek, öldürecekti ve bunu yaparken bir an olsun tedirgin olmamıştı. Kendine o kadar emindi ki bu his içimi ürpertiyordu. Ona artık güvenemezdim, güvenmemeliydim de. Bana ilk başta nasıl yaklaştıysa gerçekte de aslında tam anlamıyla oydu. Onu farklı görmek isteyen bendim. Kendimi kandırmayı yeğlemiştim. Bir gerçek vardı ki beni dize getirmek ister gibi tüm yükünü omuzlarıma yüklemişti. Babamın cin kabilesinin ve sevdiğim insanların hayatları bana bağlıydı. Yapacağım en ufak yanlış ya da vereceğim ani bir karar ben dahil hepimizin hayatını karartacaktı. Babam bana bize ne yapmıştı böyle? Beni nasıl böyle bir yükün altında bırakmaya razı gelmişti? Kapının 3 defa çalınmasının ardından kafamdaki düşüncelerle uzandığım yerde doğrulup bacaklarımı kendime doğru çektim.
girin dedikten sonra Mustafa hocanın mı yoksa Zevra'nın mı geleceğini merak ederken içeriye Günahsız'ın girmesiyle ister istemez şaşırdım. Günahsız kapıyı kapatıp birkaç adımda yanıma geldi ve yanıma oturdu. Yüzündeki gülümsemenin yanı sıra ara ara bakışlarını benden kaçırıyordu. Zevran bana olan her şeyi anlattı Ebrar. Anlaşmayı kabul ettiğin halde hüddam olmaktan vazgeçersen hepimizin hayatı son bulacak. Bir tek bizim de değil, ailenin, sevdiğin herkesin de öyle. Buna göğüs gerebilecek misin? Bunların hepsini biliyorum Günas. Buraya neden geldin? Zevran yapamadığını yapıp beni öldürecek misin? Söz konusu kabilesinin, yani bizlerin hayatıysa Zevran için yapabileceklerinin sınırı yoktur. Bunun için beni öldürebilir yani. O sana asla bile isteye zarar vermez Ebrar. Sadece bu kadar önemli bir konuda verdiğin dengesiz kararlar ve tepkiler onun sabrını taşırdı. Morarmaya başlayan bileklerimi Günahsız'ın gözlerinin önünde tuttum. Zevran bunun hesabını verecek. Babam bana bir fiske bile vurmadı. İster insan olsun ister cin, hiç kimse bana şiddet uygulayamaz. Ve bu Zevran'ın yaptığı ilk şey değil. Biliyorum. Derin bir nefes alıp bakışlarını önüne çevirerek konuşmaya devam etti. Sana o köy evinde gerçeği açıkladığı andan itibaren her anınızda yanınızdaydım. Bu bir büyü Ebrar. Babanın sana, Zevran'a ve biz kabilesine yaptığı çok güçlü bir büyü. Artık açık açık konuşur musun Günas? Zevran'ın sana karşı kötü yanını göstermesinin tek sebebi bu büyüyü anlamıyor musun? Görevi seni hüddamız yapmak ve bunun için her şeyi yapmakla yükümlü. Gözlerimi devirip sabırsızca derin bir nefes aldım. Hiçbir şey bana yaptıklarının bahanesi olamaz Günas. Tamam, git ve söyle onlara hüddam olmam için bir an önce ne yapılması gerekiyorsa yapalım ve bitsin artık bu işkence. 3 saat sonra. Hiçbir penceresi olmayan, sadece duvara asılı birkaç mumun içindeki yakılı mumlarla aydınlanan bir odanın içerisindeydim. Üzerimde iç çamaşırlarım dışında sadece uzun beyaz bir elbise vardı ve Zevran yeniden Ateş Ocağı'nın bedenine bürünüp kapının hemen girişinde durmuş bana bakıyordu. Bakışlarındaki pişmanlığı aramızdaki o bağ yüzünden iliklerime kadar hissediyordum fakat umurumda değildi. Ona bir daha güvenebileceğimi sanmıyordum. Usul abdestinin dışında Mustafa Hoca'nın tarif ettiği gibi bir abdest daha almış, kağıda yazıp verdiği sözleri eksiksiz ve doğru bir şekilde okumuştum. Saçlarım ıslaktı ve oda çok da sıcak değildi. Bedenim ürpertiyle titriyordu. Mustafa Hoca elinde kalın bir kitap ve birkaç malzeme ile odadan içeriye girdi. Arkasından Günas da odaya girip kapıyı kapattı. Elindeki malzemeleri yere koyan Mustafa Hoca dizleri üzerine çöküp gözlerimin içine ciddi ve kendinden emin bir şekilde bakarken bir yandan da bana nasihatler vermeyi, olacakları anlatmaya başladı. 40 gün sürecek bu süreçte seni zorlu sınavlar bekliyor kızım. Nefsini terbiye edip belli ritüeller yapacaksın. Birçok saldırıya uğrayabilirsin. Aklını kaçırman için birçok oyun oynanabilir. Hayvansal hiçbir gıda yemeyeceksin. Sadece karnını doyuracak kadar mayasız kuru ekmek ve su. Bunun dışında bir şey yemen yasak. Sana dediğim her ritüeli, verdiğim her sözü söylediğim kadarıyla eksiksiz okuyup yerine getireceksin. Eğer bunlara dayanırsan ve sınavı geçersen hüddam olursun. Peki ya yapamazsam? Sen babanın kızıysan yaparsın. Yeter ki kendine güven ve gerçekten iste. Şimdi senin için odanın içinde büyük bir daire oluşturup tılsımlayacağım. Bunun dışına asla çıkmayacaksın. Evin her yeri tılsımlarla korunsa da bu senin için çok tehlikeli. Özel ihtiyaçlarında sana Günas eşlik edecek. Her an saldırıya uğrayabilirsin. Buna mecburuz. Sen istediğin sürece seni görüp duyarım. Rahat olacaksın. Merak etme Ebrar. Mustafa Hoca'nın anlattıklarıyla benim için çok zor bir sürecin başladığını kabullenmeye başlamıştım. Ailem, sevdiğim herkes ve bir suçları olmayan kabiledeki cinler için bunu yapacaktım. Yapmak zorundaydım. Tamam, her şeyi anladım. Artık ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya başlayalım. Ben çok gerildim. Tamam, başlıyoruz. Mustafa Hoca eline aldığı tüy kalem ve mürekkeple yanıma gelip üzerindeki elbiseyi çıkarmamı istedi. İlk başta çok utansam da üzerindeki elbiseyi çıkardım. Mustafa Hoca gözlerimin içine bakıyordu fakat nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde vücuduma mürekkebe batırdığı tüy kalemiyle şekiller çizmeye başladı. Karnımdan başlayıp göğüslerime, oradan kollarıma, bacaklarıma ve sırtıma kadar koltuk altım ve özel bölgem hariç
neredeyse vücudumun her yerine söylediği üzere tılsımlar çizmeye başladı. Hinezzulleyni mekanizm, kümeltenihal gehamülhan, elbesteniz tiyamül berzah, elhekim mutezinehum. Bu sözlerin ardından elbisemin üzerine de tılsımlar çizdi ve bana giydirirken de aynı şeyleri söylemeye başladı. Hinezzulleyni mekanizm, kümeltenihal gehamülhan, elbesteniz tiyamül berzah, elhekim mutezinehum. Beni kan renginde suyla ıslattığı yerin üzerine uzandırıp etrafıma o sıvıdan dökmeye devam etti. Sonrasında eline aldığı çuvaldan beyaz tuz gibi bir şeyi çevremde geniş bir daire çizerek dökmeye başladı. Hakel muntenu ellezi hekal. Bu sözü söyleyerek tuzla 40 defa etrafına daireler çizdi. Her başlangıç noktasına geldiğinde geldiği yönün tersine dönüyordu. Dönme işlemi bitirdikten sonra eline aldığı ucuz sivri garip bir kesici aletle vücudumun çeşitli yerlerinde çok derin olmayan kesikler açmaya başladı. Çok canım acısa da dişlerimi sıktım ve dayanmaya çalıştım. Kerman Hülsema Bina Ezbinih Mahlukatun Nebu. Bu sözleriyle bedenimden akan kan önce üzerinde uzandığım kan rengindeki suyla ardından beni çevrilen beyaz tuzla birleşti ama tuzun rengi hala beyazdı. Sanki biri ruhumu vücudumun her yerinden çekiyordu. Nefes alışverişim kalbim atışıyla bir hızlanmaya başladı. Kanım bedenimden dışarıya aktıkça sanki bir güç üzerime baskı uyguluyor, beni yer ve kendi arasında sıkıştırıyordu. El-Hekum Hizamun Neruh. Bu sözlerini elindeki son tuzları üzerime dökerken söylemişti. Tuzların her biri vücuduma iğne gibi batarken dişimi sıkıp acıyla savaşmaya çalıştım ve bir süre sonra o acı hissi yerini garip bir karıncalanmaya bıraktı ve vücudumdan akan kanın akışı durdu. Mustafa Hoca baş ucumda eğilip eliyle gözlerimi kapadı ve alnımın tam ortasına üçüncü gözüme ıslak bir şey sürdü. Sezemin kabillemin padişahun zebran. Sezemin kabillemin padişahun zebran. Sezemin kabillemin padişahun zebran. Benim yapacaklarım bitti kızım. Şimdi sana vereceğim kağıtta yazan her sözü sırayla 666 defa okuyacaksın. Bunları okurken aklından hiçbir düşünceyi geçirmeyeceksin. Sadece sözlere odaklan ve onları hisset. Bu sözler senin yeminin olacak. Sana kalem ve kağıt bırakıyorum ki ne kadar okuduğunu işaretleyebil. Mustafa Hoca ile birlikte Günas da odadan çıktı ve Zevran'la odada baş başa kaldık. Onu ve bakışlarını önemsememeye çalışarak Mustafa Hoca'nın elime tutuşturduğu kağıda bir göz gezdirip üzerinde yazan sözleri dediği sayı kadar okumaya başladım. Okudukça ellerindeki tılsımların üzerinde birikmeye başlayan kanlar kağıda hiç bulaşmasa da üzerimdeki beyaz elbiseyi kızıla boyuyordu. Artık benim için bir geri dönüş yoktu. Babamın izinden gidecektim ve yolun sonunda beni nelerin beklediğindense bir haberdim. Soğuktu kalbim, hayallerim, umutlarım, geleceğim. Ve bulunduğum bu hapishane gibi oda, iliklerime işleyecek kadar çok soğuktu. Oysa babamın kalbi sıcacıktı. Annemin kucağı çok huzurluydu. Kardeşimin kolları huzurdu. Ve ben artık buz gibi soğuk bir odada yapayalnızdım. Hayatım babamın hakkında verdiği kararla tümden değişmişti. Ben artık bir değil iki farklı hayatı birden yaşıyordum. Babasının nazlı kızıydım. Bu yaşıma kadar doğru düzgün sorumluluğum bile olmamıştı. Murat ve babam her koşulda yanımda olmuş ve beni tüm kötülüklerden, sorunlardan korumuşlardı. Ama artık tek başımaydım ve üzerimde tonlarca, belki de milyon tane dünya kadar ağırlık ve sorumluluk vardı. Çemberin içinde cenin pozisyonunda uzandığım yerden doğrularak yanıma bıraktığım kağıdı yeniden ellerimin arasına alarak okumam gereken dua ve sözleri okumaya başladım. Lütel'in üzerinden tam 10 gün geçmişti. Bu 10 günde ara ara gördüğüm kabuslar dışında kötü hiçbir şey yaşamamıştım. Sanki fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Yavaş yavaş bulunduğum bu duruma ve hüddam olma düşüncesine alışmaya başlamıştım. Üzerimdeki o ilk şoku atlattığımda bazı şeyleri daha iyi anlayabiliyordum. Mustafa Hoca bana ara ara yemek ve su getirirken Günas ve Zebran belli aralıklarla yanıma gelip beni kontrol edip gidiyorlardı. Zebra'nın bu odada olmasa bile varlığını her zaman hissediyordum. Bu beni her ne kadar rahatsız etse de katlanmak zorundaydım.
Annemi, kardeşimi ve Murat'ı çok özlemiştim. Onları ara ara rüyamda görsem de bu yetmiyordu. Yetmeyecekti de. Günah benim yerime geçmiş, aileme rol yaparken olanları gelip bana anlatıyor. Her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu fakat dikkatimi çeken bir şey vardı ki o da Murat konusunu hep geçiştiriyordu. Ondan bahsetmesini istediğimde birkaç baştan sağma cümle söyleyip geçiyordu. Onun bir şeyler karıştırdığına emindim ama şimdilik susmaya karar verdim. Kapı sessizce açıldı ama ben okumamı bırakmadım. Mustafa Hoca elindeki tepsiyi çemberin içine koyup gittiğinde 300 defa daha elimdeki kağıtta yazan sözleri okuyup birkaç lokma ekmek yiyip bakır bardaktaki sudan içtim. Bugünlük okumamı tamamladığım için artık rahattım. Böyle zamanlarda sanki babamın işkencesine de son veriyormuş gibi hissediyordum. Müddam olduğum gün azabı bitecek, huzur içinde uyuyacaktı. Mumlarla aydınlatılan odanın içinde oluşan siyah dumanın ardından Zebra'nın kızıl gözlerini gördüm ama sanki o yokmuş gibi tepsiyi kenara koyup cenin pozisyonunda uzandım. Ona artık hiçbir şekilde güvenmiyordum. Elimden geldiğince az konuşuyor ve göz göze gelmekten kaçınıyordum. Yine Ateş Hoca'nın bedenine bürünmüş bir halde çemberin dışına bağdaş kurup oturdu. Kokusu ciğerlerime dolarken gözlerimi kapayıp uyumak için kendimi zorladım ama olmadı. Bana ve babama yaptığı işkenceleri unutamazdım. Beni içine düşürdüğü o çaresizlik duygusunu kalbimden söküp atamazdım. Zebra kötüydü, kafir bir cindi. Kalbinde iyiliği barındıramayacak kadar kötü. Günah her ne kadar babamın yaptığı büyünün etkisinde olduğunu söyleyip onu savunsa da bana yaptığı şeylerin bir bahanesi olamazdı. Uyumadığını biliyorum Ebra. Numara yapmana gerek yok. Numara yapmıyorum Zebra. Sadece seni görmek istemiyorum. Bu böyle ne kadar daha devam edecek? Bana karşı hep böyle mi olacaksın? Uzanmaya ve gözlerimi kapalı tutmaya devam ettim. İnsan bedeninde de olsa onu görmek bile midemi bulandırıyordu. Sen kafir bir cin padişahısın Zebran. Kabilenin sorunları varken bunu mu kafaya takıyorsun? Bir insan gibi. Alaylı bir tavırla söylediğim sözler karşısında Zebran'ın gözlerindeki alev ruhumu alev alev yakmaya başlamıştı. Bunu tüm zerrelerimde hissediyordum. Bir gün bu sözlerin bedelini çok ağır ödeyeceksin Ebrar. Gözlerim içine bakabilmek, yanımda olabilmek, belki daha fazlası için çok yalvaracaksın. Bu sözleriyle daha fazla dayanamayıp yattığım yerde doğruldum ve gözlerin içine ona olan tüm nefretimi görmesi için bakmaya başladım. Seninle tek bağım var Zebran. O da hüddam olduğun gün efendin olacağım ve hem sana hem kabilene hükmedeceğim. Asıl bir gün gelecek, sen bana bu yaptıkların yüzünden pişman olup seni affetmem için yalvaracaksın. Senden er ya da geç intikamımı alacağım. Şimdi başka söyleyecek sözün yoksa odadan çık ve beni rahat bırak. Zebran bu sözlerin ardından duman olup giderken uzun zaman sonra ilk defa içimde garip bir güç hissettim. Hüddam olduğumda gücüm karşısında artık bana itaat etmek zorunda kalan cinlerim olacaktı. Bana karşı gelemeyecekleri için babam bu zamana kadar nasıl bizden gizli hüddamlık yaptıysa ben de onun gibi yapmaya devam edecektim. Günler aynı şekilde geçmeye devam ediyordu. Mustafa Hoca ve Günas arada odama geliyor, okumam gereken dua ve sözleri eksiksiz ve içten bir şekilde okuyor, gün geçtikçe kendimi daha güçlü hissediyordum. Gördüğüm kabuslar gün geçtikçe daha da korkunç bir hal alıyordu. Ailem ve Murat'la imtihana tutuluyordum. Yaşamaktan korktum, ne varsa yaşıyordum ama asla pes etmiyordum. Dayanamadığım anlarda Zebran gelip beni kabuslarımdan kurtarıyor ama bana hiçbir şey söylemeden ortalıktan kayboluyordu. Onu günlerdir görmediğim için açıkçası kendimi hiç de kötü hissetmiyordum ama elinde sonunda yeniden karşılaşacaktık. Ve o gün geldiğinde de ben güçlü bir kadın olarak karşısında duracaktım. Artık ağlamayacak, sızlanmayacaktım. Kendim için, ailem ve Murat için savaşacaktım. Yanımdaki, bir zamanlar babamın olan kutsal büyü kitabını elime alıp kaldığım sayfayı açarak okumaya devam ettim. Mustafa Hoca'nın anlama yaptığı tılsım sayesinde okuduklarım aklımda kalıyor, unutmuyordum. Bu kitap şeytani güçlerle doluydu. Normal bir insanın elini alması bile lanetlenmesine yeterdi. İçinde çok güçlü büyüler, tılsımlar ve davet ritüelleri vardı. Ne kadar zor olursa olsun yazılan her şeyi şaşırtıcı bir şekilde kolay kavruyordum. Bunda babamın da bir hüddam olması ve bana el vermesinin de büyük bir etkisi vardı. En güçlü cin kabileleriyle anlaşma yapma ve musallat etme bölümünü okumaya başladım.
Bazı kabilelerle anlaşmak gerçekten tehlikeli ve zordu ama babam yaptıysa ben de yapabilirdim. Her büyünün bir bedeli vardı. O bedeli eksiksiz yerine getirmeli ve anlaşmaya uymam gerektiği defalarca kez tekrarlanmıştı. Eğer ki yaptığım büyüler bozulursa ve musallat ettiğim kabileden bir cin ölürse bana da musallat olup öldürülebileceğim de yazılıyordu. Babamın Allah dostu bir hüddam olmadığını ilk zamanlardan itibaren anlamıştım. Belki de güç sahibi olma ve cinlere hükmetmiş olmanın verdiği ego yüzünden bu yolu seçmişti. Gerçekten insanların hayatlarını karartabilecek miydim? Babam gibi kötülüğün ruhuma işlemesine izin verebilecek miydim? Hani bazen karşımızdaki insan öyle şeyler yapar ki onun cezasını vermek isteriz ya, ben de kötülüğe bulansam da insanlara iyilik yapabilirdim. Bu o kadar karmaşık bir durumdu ki işin içinden nasıl çıkabileceğimi bilmiyordum. Kitabı günler sonra bitirdiğimde Mustafa Hoca okumam için birkaç kitap daha verip beni kendimle baş başa bırakmaya devam ediyordu. Zaten gündelim kitapları, verilen dua ve sözleri okuyarak geçiyordu. Okudukça bilgileniyor ve daha da güçlendiğimi hissediyordum. Günlerce sadece kuru ekmek ve sudan başka hiçbir şey yemiyordum. Gittikçe zayıflamıştım, saçlarım yağlanmıştı, üzerimdeki elbise kirliydi. Artık kendi kokumdan bile tiksinmeye başlamıştım. Annem olsa beni 40 gün banyodan çıkarmaz yıkar, kardeşimin dilinden siktin seni kurtulamazdım. Okuduğum kitabı yarıda bırakıp gözlerimden akan yaşları elimin tersiyle sildim. Onları öyle özlemiştim ki, ben siz ne yapıyorlardı çok merak ediyordum. Artık Günahs da bana eskisi gibi her şeyi anlatmıyordu. Gözlerindeki şeytani parıltılar korkularımda ne denli haklı olduğumu bana sunuyordu fakat hiçbir şey yapamıyordum. Elim kolum bağlıydı. Şimdilik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.